Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmak mantıklı. Emerson Palmieri, burada Noyen Perez kalsın. Brandt White ya da Perez de zaten oynuyor son zamanlarda. Malang Sarr oynasın. AMC'de Almada'yı oynatalım. Vinicius oynasın. Sizin rollerinizi değiştireceğiz tabii, geçen maçtan sonra farklılıklar oldu. Tonali'ye gerek yok. Rodri oynasın. Gravenberch'in yerine Bellingham oynasın. Emerson'u tutuyorum formundan dolayı. Stoperlerimiz değişecek. Şuraya bir Züle gelsin. Meunier, Emerson Palmieri, Luka Dean yedekte kaldın. Bellingham'ın yerine tabii ki Gravenberch. Rodri'nin yerine tabii ki Tonali. Evet, böyle çıkabiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Nesine TV'ye ve Erman Derman'la FM Günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. FM Günlüklerinde FM 2020'de son sezonumuz ve Everton'la son sezonumuz, nihai Rux sezonu devam ediyor. Artık sona çok yaklaştık. Fikstürümüzü ve olanları hatırlayalım. Liverpool'la oynadığımız maç, kader maçı 1-1 bitmişti. Ondan önce diğer maçları rahatlıkla kazanmıştık. Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-1 yendik. Şimdi içeride o maça çıkacağız. Rövanşına çıkacağız. Manu ile çeyrek finalimiz var. Bir takım maçlarımız var arka arkaya. Ligde de Liverpool'un 10 puan gerisinde ikinci sıradayız. Sizlerden gelen yorumları, eleştirileri, mesajları, tavsiyeleri hepsini keyifle okudum. İlginiz için tekrardan teşekkür ediyorum. Dinamo Kiev maçı tabii, bu taktiği kullanmayacağız. Hayat normale dönecek. Şöyle yapalım. Sen de buraya gel. Sen de buraya git. Şimdi yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmak mantıklı. Emerson Palmieri, burada Noyen Perez kalsın. Brandt White ya da Perez de zaten oynuyor son zamanlarda. Malang Sarr oynasın. AMC'de Almada'yı oynatalım. Stanks oynasın. Kanat forvet oynayacaksın tabii ki, canımın içi. Rahat ol. Vinicius oynasın. Sizin rollerinizi değiştireceğiz tabii, geçen maçtan sonra farklılıklar oldu. Sen yaratıcı forvetsin. Tonali'ye gerek yok. Rodri oynasın. Gravenberch'in yerine Bellingham oynasın. Evet, böyle çıkabiliriz. Şöyle bir bakıyorum. Önde Jesus oynayabilir. Kadroya almadığımız Andre Gomes, Dean Henderson kayıtsız, Bobby Carroll kayıtsız, Immobile sakat, Dembele sakat, Tomiyasu sakat. Zaten kadronun gerisi de sakat. Evet, bu takımı bildiriyoruz. Hadi bakalım. Şu maçı kazasız belasız geçin. Efendi gibi Manchester United'da oynayacağımız FA Cup maçına kanalize olalım. Önemli konuşmalar yapıyorum. Net konuşmalar yapıyorum şu anda. Ve çocukları sahaya saldım. İlk maçtan zaten çok büyük bir avantajımız var. Ha, şu dengeliği hücum ağırlıklı yapalım. Tabii o taktikleri top rakipteyken daha yukarıya. Tamam.
Rahat oynayın dedik. Malanksar bu maçta da kart görmeme kardeşim. Bu maçta da kart görme. Meunier. Jude. Vur. Vur. Vuruşa bak. Vuruşa bak. Allah seni kahretmesin. Şurada 3 ay mesaimiz kaldı. 3 ay bile değil ya. Ayın kaçındayız biz? Ayın kaçındayız biz? Şurada 2 ay mesaimiz kaldı. Yolları kötü ayırmayalım çocuklar. Efendi gibi topunuzu oynayın ha. Rodri kaptırdığı topa bak. Salak adam. Tehlike var. Aferin Van de Voort. Almada Meunier, neyse ki Jesus attı golü. İyiden iyiye rahatladık. Vur. İnandık size bu sene. Görmek isteriz şampiyonluklar içinde. Çevir. Ne yapıyorsun oğlum? Çevirsen ortada iki tane adam var ya. İlk yarı da inatla bitmiyor. Helal olsun. Cedric Bakan bu. Tanıdık bir isim. Rodri, Vinicius, Stengs sal. Güzel. Mönye yürü. Yürü. Jude. Mönye çevir. Vur. Vur. Emerson Palmieri. Seni keşke biraz daha erken alsaymışım ya. Oyunun bu son döneminde almak beni üzdü. Çok iyi yedekmişin Digne'yi. Hatta yani Aslı zorlayacak kadarmışın. Oyuncuları biraz öveyim. Tempoyu düşürdük. Manu'yla kritik maç var. Birazdan da Jesus'u falan çıkartırız. Yürü Jesus. Son aksiyonun. At bunu çıkartayım seni. Yavrum benim ya. 19. golünü attı bu sezon. Çapır çapır gol atıyor. Çapır çapır. Çapır çapır gol atıyor. Vallahi aratmadı Immobile'yi. Helal olsun. Benim bile içimde bir acaba vardı. Aratır mı Immobile'yi diye. Hiç aratmadı, helal olsun. Alma da sen de dinlen artık. Gravenberg, Bellingham yapalım şöyle. Emerson gidiyor yine. Emerson. Bravo Stengs. Çocuklar düşük tempo, sakin. Sakin. Oyuncuları da övelim. Sakin sakin oynayın bundan sonrasını. Gravenberg. Stengs. Hollandalılar orada tıkır tıkır pas yapıyor. Rodri, Vinicius, Emerson. Ön direkte Heung-min Son, ama ofsayta düşmüş kardeşim ya. Tadım kaçtı. Ya tamam, buldunuz yine Kiev'i. 6-7 tane atıyorsunuz. Yeter. Bırakın bitsin maç. Önümüze bakalım. Emerson çıldırdı. Emerson Palmieri çıldırdı. Dini'yi kesip Emerson'a verebilirim formayı. Çok iyi oynuyor herif. Ama burada da kaptırdığı toptan gol yiyorduk neredeyse. Emerson'cumun. Beyler kendinize gelin be. 4-0 öndeyiz diye bu ne laubali paslaşmalar. Sevmem bu işleri. Yürü Vinicius. Yürü Vinicius. Senin yapacağını ortaya yiyeyim ben Vinicius kere. Tonali, Dini. Bu oyuncuları oyuna almaya hiç gerek yok ama Mönye yoruldu. Mönye'nin yerine Noyan Perez son anlarda oynasın sağ bekte.
Mönye son topla hareketlerini yapıyorsun. Birazdan çıkacaksın. Son bir orta yap. Onda da matah bir şey yapamadım Mönyeciğim. Offside yok mu hoca? Bakan bu offside değil mi bu pozisyonda ya? Offside var bu pozisyonda hoca. Evet. Yani video asistan hakeminden önce ben var gibi gözümle gördüm zaten. Bitir hoca bitir. Artık biz evet işimize bakalım. İki tane Emerson attı. İki tane Gabriel Jesus. Sonuçtan ve oynadığınız futboldan çok memnunum dedim. Çocukları saldım. Çocukları saldım. Şimdi asıl işte bana Dinamo Kiev maçlarında şov yapmayın. Şimdi asıl maç geldi. Manu ile oynayacağımız çeyrek final. Monaco. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali bu da. Şimdi şuradan bakalım. İki tane çeyrek finalimiz var. Avrupa Ligi'nde Monaco'yla, FA Cup'ta Manu'yla. İki kritik maç. Ligde 10 puan gerideyiz. Ligde çok ciddi mucize lazım. Liverpool'un fikstürünü gösterir misiniz? Şeklinde mesajlar gelmiş. Hemen bu terbiyesiz takımın fikstürünü de gösterelim. Yenilgi nedir bilmeyen, son 8 haftaya girilirken bizde umut bırakmayan bu takımın işte son 8 hafta fikstürü. Aston Villa deplasmana gidiyorlar. Fulham, Leicester içeride. Manu deplasman. Chelsea içeride. Watford ve Tottenham deplasman. Wolves içeride. Yani puan kaybedebilme ihtimallerinin yüksek olduğu 3-4 maç ben de görüyorum. Görmüyor değilim. Lakin yani 4 maç kaybetseler 12 puan eder. Bizim hepsini kazanmamız lazım kalan maçların ki 4 maç bile kaybetmeyebilir bence Liverpool bu fikstürde. Lucas Digne'yi eleştirdim. Biraz saldı kendini. Emerson da formayı aldı zaten. Liverpool Tottenham FA Cup maçı var. Esport'tan muhabir Kadir Arslan geldi bu sefer de. Solskjaer Dean Henderson karşısında oynamak için sabırsızlanıyormuş. Dean Henderson oynamayacak ama olsun. Canı sağ olsun Solskjaer'in. Goodison Park'ta kritik FA Cup maçımız için hazırız. Liverpool Tottenham'ı da üçledi FA Cup'ta. Liverpool'un gerçekten akıl dışı bir dominasyonu var. Akıl dışı bir dominasyonu var. Kim gelse çat çut yolluyorlar. Tomiyasu çalışmalara başlamış falan filan. Geç bu işleri. Evet, geldik mücadeleye. Tabii şimdi Emerson'u tutuyorum formundan dolayı. Stoperlerimiz değişecek. Şuraya bir Zü ile gelsin. Noyan Perez, sen de formdasın. Mönye, Emerson Palmieri, Luka Dean yedekte kaldın. Bellingham'ın yerine tabii ki Gravenberg. Rodri'nin yerine tabii ki Tonali. Bellingham çık, Gravenberg gel. Almada Stengs. Hadi Hönmin son oynasın. Ya da Vinicius oynasın be. Bu maç bir Vinicius geçti içimden ama 18 dribling, 16 teknik, 18 kararlılık. Bir daha Hönmin sona bakalım. Aynen Vinicius oynasın. Yedeklerden iyileşen var mı? Brandt yerine Richarlison. Ya Rodri sen neyin artistliğindesin kardeşim? Senin artistliğin neye? Kondisyon testinde başarılı oynamışsın. İşte 60 dakika oynatacağız. Tamam bu neyin şovu? Tomiyasu sen ne diyorsun? Tomiyasu sen bu maçı oynayamazsın kardeşim. Hiç şov yapma. Luka Dean orada dursun. Devam. Beyler. Şu Manchester United'ı bir şap 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 yenelim be.
Şap 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 yenelim be. Çok formdalar. Acayip kadro. Görüyorum şu anda. Regülonlar, Jadon Sancho'lar, Dembele'ler, Rashford'lar, Bentancur'lar, Pellegrini'ler. Çok dikkatli olmamız lazım. Hadi çocuklara, hesabımız var, hesabımız. Gece çöker Halim Yaman. Gözyaşımda duman. Zaman. Hesabım var. Hesabımız var. Hadi göreyim sizi. İstiyorum FA Cup yarı finalini. Hadi göreyim sizi. Mönye sana güvendim. Tomiyasu'yu kadroya bile almadım. Emerson Palmieri, Luca Dini. Bu takımda ilk yazılan adamdı. Hadi lan oradan dedim. Yedekte bıraktım. Bu güvenleri sorgulamayın. Bu güvenlerin karşılığını verin. Almada. Vur. Ay sizin yapacağınız işe bir de kontra yedik ya. Bir de kontra yedik. Herif pıtır pıtır gidiyor. Yok mu bir tane adam şunu tutacak? Ulan bir tane adam yok mu şunu tutacak? Dengeliden biraz pozitife geçelim. Hadi. Yüklen. İlk yarı bitti. Evet, toplu oynamalar dengeli. Kaleyi bulan şutlar, şut sayıları dengeli. Gel bakayım. Gel. Vinicius 6-60. Muhteşem oynayan yok. Bir tek Tonali çok iyi oynuyor. Bir de Gravenberch çok iyi oynuyor. Ama kötü oynayan da yok. Kötü oynayan da yok. Bir 60'a kadar gidin bakayım. Şöyle klasik konuşmalarımdan olan. O kadar da kötü değildiniz ama daha iyisini yapacak potansiyel sizde var. Hadi göreyim sizi. Konuşmamı yaptım. Oyuncuları sahaya sürdüm. İnandık size bu sene. Görmek isteriz. Yapma. Stengs yoruldu bu arada. Birazdan bir Hönmin son değişikliği gelecek gibi. Stengs'i sağ kenardan alıp Hönmin sonu. Yürü. Ryan Gravenberch vur. Şutun var senin ya buralarda. Şutun var oğlum senin buralarda ya. Senin şutun var buralarda. Ne yapıyorsun ya? Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas. Kurdurma oyunu bas. İnandık size bu sene. Görmek isteriz şampiyon. Yapma işte savunma arkasında şu kaçışlar yeter be kardeşim. Hamlelerimizi yapalım. Stanks çok mu yoruldun? Çok yorulmuşsun kardeşim. Senin yerine bir Hönmin son alıyorum oraya. Başka ortadakiler iyi oynuyor. Emerson. Devam. Mönye ne yapıyorsun be kardeşim? Ne yapıyorsun be kardeşim? Sana daha yeni övgüler yağdırdık, güvendik. Seni Allah kahretmesin be. Neredeyse yakıyordun takımı. Vinicius yürü. Yürü Vinicius. Saldı aradan. Vur. Ulan adamları yanlış oynatıyormuşuz bir saattir. Şimdi fark ettim. Bunlar kanat bek öbür maçtan kalmış. Sakin. Devam. Yürü Ryan Gravenberch.
Vur. Allah kahretmesin ama artık kardeşim ya. Bu kadar güzel kat etmelerden sonra niye bitiremiyorsunuz? Hak ettik şu maçı ya. Hak ettik şu maçı. Yürü Hönminson. Aldık seni ters kenara. Hönminson. Hönminson. Çevirdi içeri. Vii. Vinicius diyecektim ama. Diyemedik maalesef. Yapma. Lan ne yapıyorsunuz manyaklar? Gravenberg çık. Jude nerede? Jude gir. Hadi bakalım çocuklar. Jude Bellingham. Senden top istiyorum. 20 dakika top istiyorum senden. Yaratıcı futbol istiyorum ya. Ne yapıyorsunuz be? Pellegrini hoş. Hoş. Bas şu herife bas. Bas. Bu dakikada yenilecek golü kaldıramam. Bu dakikada yenilecek golü kaldıramam. Kaldıramam bu dakikada yenilecek golü. Hayır. Kaldıramam. Kaldıramam diyorum ya. Bu saatte bu dakikada yenilecek gol kaldıramaz benim minik kalbim. Kendinize gelin Züle. Önminson. Hadi hücum ağırlıklı yaptık artık son dakikalar. Almada. Bağlayın şu maçı son dakikalarda bir gole. Luka Dini. Noyen Perez. Ne yapıyorsunuz be? Güzel. Vinicius. Açtı oyunu. Hönminson. Vur. Hönminson. Hönminson. Ulan oldu mu bu be? Oldu mu bu be? Bitti maç. Bitti maç. Yani bitti derken. Yarım saat daha uzadı. Üç oyuncu değişikliğini yaptı. Bir tane daha. Tamam. Hırslı. O kadar kötü değilsiniz. Yine aynı konuşmalar. Yine aynı konuşmalar. Takım konuşmasını sonlandırdık. Taktiklere gel. Lucadini. Vinicius ölmüş. Richarlison gel. Hönminson'la değiş. Başlat uzatmaları. Dördüncü değişikliğimizi de yaptık. Almada. Ulan Richarlison şunu atsan bendeki yerin çok değişecek be. Bendeki yerin çok değişecek. Yazık. Deheye başlattı. Arkaya değil. Yapma bunu. Yapma bunu. Sakin. Tamam. Tutun. Ulan Almada'yı da 5. oyuncu değişikliği hakkımız olsa onu da kullanmamız gerekiyordu yani. O derece ölen oyuncularımız var sahada. Gerçi onlar için de aynı şey geçerli. Yani kondisyonun %60'ların altına indiği adamlar görüyorum. Onlarda da. Evet, 120 dakika sonunda da bir galip çıkmayacak mı? Alma da orta. Yeme kontra artık. Şuralarda yemeyin be kontra kardeşim ya. Köşe vuruşunda neyin kontrası? Çıldırtmayın beni. Aferin Jude. Alma da senin oynayacağın topu artık be kardeşim. Gencecik adamsın ya. Bir 120 dakikayı çıkaramadın. Köpekler! Pu! Pu! Yediği gole bak bir de. Bir de yediği gole bak. Aa! Ulan penaltılara gidiyorduk artık. Bir dakika kalmış. Almadasından Van de Fortuna. Aptallar. Aptallar. Şoku yaşıyorum ya. 13 tane kaleyi bulan şut. Türlü türlü hareketler. Kaçanlar, edenler. Şurada 116'da kaçırıyoruz. 118'de Almada'nın kaptırdığı top. Van de Voort'un hımbıllıkları. Ya yeter Allah kahretmesin. İnceldiği yerden kopsun ya. Ne doğru bir karar vermişim. Bırakıyorum bu camiayı ben ya. Yazık günah ya. Hadi lan oradan. Hiç memnun değilim.
Hiç memnun değilim. Neyin şovundasınız? Neyin şovundasınız ya? Son dakikalarda gelen golle mağlup olmuş. Yazık, günah. 14 gün sonra Southampton deplasmanına gidiyoruz ama insanda ne tat bıraktılar ne tuz. Yazık, günah. Yazık, günah ya. Böyle bir maç kaybı olur mu ya? Böyle bir maç kaybı olur mu ya? Of of, arkası gelmez dertlerimin. Bundan sonraki bölümü yaşanan başarısızlıklardan dolayı sırtımı dönerek izleyeceğim diyen bir iki izleyicimiz vardı. Onlara ben de bu şarkıyla eşlik ediyorum. Arkası gelmez dertlerimin. Bıktım illallah. Jude Bellingham'da sakatlandı. Arkası gelmez dertlerimin. Bıktım illallah. Birimi terken öbürü de başlar. Vermesin Allah. Gerçekten takım zaten revire döndü. Abuk subuk olaylar yaşanıyor. Fikstürümüze bakıyoruz. Elimizde bir UEFA Avrupa Ligi kaldı. Bir Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırmak lazım artık sezonu. Rodri bir ay sakatlandı, Rodri. Oho. Bu ne abi? Kim oynayacak bu takımda ya? Kimse, insan bırakmadınız takımda. Rezalet. 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 Diego Almada, senin de antrenman performansını övüyorum da senin mallığına verdik FA Cup'un. FA Cup'ta maçı. Humble. 2 saniye top tutamadın ayağında ya. FM 2021'de yeni takımını ne zaman açıklayacaksın? Hoca ne zaman yeni takımından haberdar olacağız? Bir takım söylentiler var. Napoli, Milan, Real Madrid gibisinden mesajlar da alıyorum. Yani bu oyun muhtemelen bir ya da iki bölüm sonra bitecek. Ondan sonra da sizlerden o tercihi yapmanız için ligler ve takımlar. Önce lig isteyeceğiz. Aşağıdaki liglerden hangisinde Erman Derman çalışsın diye. Sonrasında sizden gelen kararla hangi lig seçildiyse o ligdeki takımları 5-6 tane takım vereceğiz ve aşağıdaki takımlardan hangisinde çalışsın diye bu sefer bir anketimiz olacak ve siz belirleyeceksiniz. Evet, bir takım adaylar var. Bugün popüler bir menajer olduğum için, önemli bir menajer olduğum ve technical genius olduğum için birçok kulüp benim Everton'dan ayrılacağımı duyunca şeye başladı. Hoca gel işte bizde çalış, çok güzel ortam var, şöyle böyle falan. Ama henüz net bir kararımız yok. Şu anda Nisan ayına geldik. Efendi gibi son 2 ayımı da bu camiaya vereceğim. Ondan sonra artık ne olur ne biter görürüz. Şu son 2 ayımızı da burada harcayalım. Liverpool Aston bizim de Southampton deplasmanımız var. Allah! Allah!
Aston Villa 3 Liverpool 1. Aston Villa 3 Liverpool 1. Militao kırmızı kart falan görmüş, bir şeyler olmuş. Süper. Yani süper derken biz Southampton deplasmanında kazansak da puan farkını 7'ye indireceğiz ama yine de bir ufuk konuşamıyorum şu anda, heyecanlandım. Ufak da olsa bir şeydir, adını söyleyin. Umuttur. Çünkü Tottenham'la City'yle falan maçları olması lazım Liverpool'un. Şimdi ya bu Aston Villa pek beklendik. Yani fikstüründe Aston Villa Liverpool'un puan kaybı için bence beklendik duraklardan biri değildi. Tabii şimdi bizim de Soton deplasmanını kanı pıhtılaşan Immobile yok. Rodri ayak bileği gitti yok. Karamoko Dembele dizi dağıttı yok. O yok, bu yok. Bizim de bir yandan buraya geçmemiz gerekecek. Bakalım neler olacak. Gerçekten şu Liverpool'un yenilgisi enteresan bir durum yarattı. Rodri sakat. Rodri'nin yerine Tomiyasu'yu alalım. Şu kanat bekler. Oradan bek olsun. Bakalım. Yo. Tamam, kanat bek. Hücum olsun. Möye. Modern bek. Sen modern bek ol. Tamam. Vinicius'un yerine Ömürson gel. Gel lan gel. Delirtme adamı. Ne yapıyorum kafam karıştı. Liverpool puan kaybedince kafam karıştı ya. Manyak manyak şeyler yapıyorum. Oynayın böyle. Manyak manyak şeyler yaptık. Dur bakalım. İyi oynayan Emerson'u kestik. Luka Digne'yi falan koyduk ama yani Luka Digne de bu takımın önemli bir figürü. Onu da böyle bir anda silemem. Manyak konuşmalar yapıyorum yine. Bu benim biliyorsunuz en önemli özelliğim. Yaptığım manyak konuşmalar. Şu anda da o konuşmalardan yapıyorum. Maça hücum ağırlıklı başladım. Oynayın kazanın artık bunu. Liverpool kaybetmiş. Sizden başka bir beklentim olabilir mi benim ya? Çıkın oynayın topunuzu ya. Hadi bakayım. Jesus. Stanks. Züle. Meunier. Gabriel Jesus. Bu sezonki 20. golü. Gabriel Jesus. Güzel. İstediğim başlangıç. Kaç kere kaç ola. Kaç kere kaç ola. Aferin Stanks. Kat et öyle. Kat et. Şimdi Önminson. Önminson girdi içeri. Bir sağ bir sol. Ulan düzgün vur be. Düzgün vur be, adamı delirtmeyin. Güzel, takım çok agresif girdi maça. Alma da. Alma da. Eyvah. Eyvah. Eyvah, saçmalama. Saçmalama. Bravo Van de Voort. İnandık size bu sene. Görmek isteriz şampiyon. Ya kardeşim yemeyin şu kontrayı ya. Yemeyin şu kontrayı, delirttiniz beni. Oğlum adamın önünü açıyorsunuz salak herifler. Sinirlendim he. Liverpool'un yenildiği haftada adamın önü açılıyor orada ya. İnandık size bu sene. Görmek isteriz şampiyonluklar içinde. Ya ama kaşındınız he. Şu gol için öyle kaşındınız ki.
Şu gol için öyle kaşındınız ki Luka Dean seni de puu. Salak adamlar. Rahat rahat iki yapacağımız maçı nereye getirdiniz he? Yiyin bir tane daha yiyin, tarih yazın ya. Tonali ver pasını. Alma da vur. Ya sabır. Ya sabır. Züle. Hadi be abicim ya. Hadi be abicim ya. Gravenberg nereye yolluyorsun abi topu? Tonali, Züle, Tonali, Noyen Perez, Van de Voort, Perez, Gravenberg. Güzel kat ettin. Vur. Yok arkadaş. Ah, bir tane daha yine efsane olun. Bir tane daha yine efsane olun. Aferin Jesus be. Aferin oğlum benim be. Gabriel ulan ne varsa sende var. Gabriel ay. Güzel. Ne varsa sende var valla. Vur. Penaltı mı? Yazık. Ya bu kadar gol kaçar mı böyle bir deplasmanda ya? Ya adamları ezdik bir bir maç ya. Jesus. Artık at bunu Hönminson. Hönminson oynayacağın topu yiyeyim senin ya. Çık. Çık lan. Çıkarıyorum ikinci yarının başında. Abi bu kadar gol kaçmaz. Gözünüzü seveyim. Buna can mı dayanır ya? Züle. Şuraya bak. Şu ilk yarı bir bir bitiyor ya. Gelin lan buraya. Hadi. Çık Önmison. Senin oynayacağın topu yiyeyim. Gir Vinicius. Çık Luka Dean. Gir Emerson. Oynayın. O kenarı komple değiştirdim. Emerson Vinicius'la bu maçı alacağız inşallah. Biz ne diyoruz? Bunlar ne yapıyor ya? Biz ne diyoruz? Bunlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Tövbe estağfurullah. Hadi. Hadi. Güzel. Yürü Mönye. Vur almada. Mönye. Lan biri vursun. Gravenberg. Mönye. Yep. Thomas Mönye. Mükemmel. Biraz dengeliye geçelim. Tempodan hafif kısalım. Hadi atın üçü de. İyice rahatlat beni. Vur. Vur beni rahatlat. Yeme abicim kontrol artık. Yeter ha. Mönye güzel yere. Emerson. Emerson Palmieri seni aldık ki oraları bir karıştır. Vur. Alma da. Ya almadacım sen bugün niye böyle gerizekalı gibi oynuyorsun ya? Ulan vurduğun bir top da düzgün bir yere gitmez mi kardeşim? Çık. Geri Jude. Jude oynasın ya. Jude daha isabetli vuruyor. Çıldırttı beni bugün bu almada. Sakin. Sakin. Hayır. Katiyen katlanamam. Mönye böyle bir aptallah. Bu ne? Ne yaptınız lan siz? Bu nasıl bir hata? Bu nasıl bir hata? Elim ayağım titredi. Elim ayağım titriyor şu anda. Abi bu nasıl bir gol yemek? Ya bir bırakın gidin ya. Ya bırakın gidin gerizekalılar ya. Gol! Emerson Palmieri be. Emerson Palmieri be. 90 artı 1. Gol be. Ulan şu
Mönye seni var ya öldürürdüm. Öldürürdüm. Ay. Ay. 90 artı 2 Emerson. Emerson Palmieri. Mönye seni var ya futbol kariyerini bitirirdim. Futbol kariyerini. Ay. Yedirdiği gole bak bize. Ay. Ay nasıl aldık bu maçı hiç anlamadım. Güzel galibiyet çocuklar aferin. Mönye bir daha bu takımda oynayamazsın abicim. Gol mol attın falan ama oynayamazsın. Yedirdiğin golle benim sinir kasemi çok yükselttin. Oy. Acayip bir maç kazanımı oldu. Ben de anlamadım nasıl kazanıldı bu maç. Ben de anlamadım nasıl kazanıldı bu maç ama puan farkı 7'ye indi. 7 hafta kala puan farkı 7'ye indi. Liverpool'un fikstüre gidiyoruz tekrar. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'la oynadıktan sonra Leicester'la içeride oynayacaklar. Bir de Şampiyonlar Ligi ve FA Cup maçları oynuyorlar. Fikstürleri çok yoğun. Leicester'la içeride oynayıp ama abicim bütün maçlarını içeride oynuyor bu Liverpool. Yerin böyle işi. Leicester içeride, Fulham içeride, Chelsea içeride. Yalnız sonra 3 tane canavar gibi deplasmanı var. Manu, Watford ki Watford da 11. sırada. Yani hiç kötü takım değil. Ve Tottenham'la. Ulan olmaz olmaz demeyin olmaz olmaz be. Olmaz olmaz demeyin olmaz olmaz be. Olmaz olmaz demeyin olmaz olmaz be. Çok zor 3 deplasmanı var arka arkaya. Şampiyonlar Ligi, Mampiyonlar Ligi heriflerin başı dönecek. Biz UEFA Avrupa Ligi oynuyoruz daha rahattayız. 7 puan fark son 7 hafta. Elim ayağım titremeye başladı. Eğer Emerson Palmieri o golü atamasaydı Mönye senin kariyerini bitiriyordum. Rahat rahat aldığımız maçı hıyar tolar gibi veriyordum be. Ay, Bobby Carroll sakatlandı. 1,5 yaşında çocuk. Nasıl sakatlıyorsunuz ya? Ya Pickford git Allah aşkına ya. Pickford da diyor ki ya oğlum ne endişelenmesi manyak mısınız? Ay ay. Bu bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Bu bölümü bitiriyoruz. Bakın konuşamıyorum şu anda kötü oldum zaten. Kalbim malbim bir tekledi. Dembele ve Rodri hala sakatlar. Jude ise tamamlamış sakatlık sürecini ve oynamak için %100'ünde. Monaco'yla UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Ligde son 7 haftaya 7 puan geride giriyoruz. Liverpool'un sıkıntılı bir fikstürü var. Ha bizim fikstürümüz sıkıntısız mı derseniz onu da göstereyim. Tabii biz FA Cup'ta yokuz. Tek Avrupa Ligi'nde oynuyoruz ki Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'ne göre Liverpool oranla bizi biraz daha az pataklayabilir. Aston Villa ile içeride oynayacağız. Watford'la deplasmanda oynayacağız. Manu ile içeride oynayacağız. West Ham deplasman. Fulham, West Bromwich, Leeds. Bizim fikstürümüz daha kolay. Yani bu 7 maçın 5'ini falan zaten kazanırız. Manu ile içeride oynayacağımız maç, Watford'la deplasmanda oynayacağımız maç biraz belirleyici olacak gibi. Ve evet, Monaco maçına geldik. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmamız olacak o da. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Ligde de son 7 haftaya 7 puan farkla giriyoruz. Heyecan yükseldi. Özellikle Liverpool'un kaybettiği bu 3-1'lik maç. Benim son anda Southampton deplasmanında attığım gol ve geri dönüşüm. Bakalım son haftalarda mucizevi bir geri dönüş olur mu olmaz mı? Ben hala zor görüyorum. Bu Liverpool takımına 3 kez daha 3 kez daha yenmek bu takımı zor. Ama gerçekten sıkıntılı bir fikstürleri var. Çok zor deplasmanlara gidecekler. Bakalım. Bakalım. Ya tutarsa diyelim. Yorumlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. İlginiz, alakanız için tekrardan çok teşekkürler. Nesine TV'de Erman Derman'la FM Günlüklerinin bu bölümünün sonuna geldik. Heyecan arttı. Bir sonraki bölümde daha da artacak gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.